Playoff oynadığımız maçtan sonra bazı oyuncular için normal günlük rutinlerine dönmek onlar açısından biraz zor olmuştu. Çünkü günlük hayatlarına dönmeleri gerekiyordu ve sanki bir rüyanın içindeydiler. Ama belli bir yerden sonra da bu rüyanın durması gerekir ve tekrar odaklanmanız gerekir. Kampımız başladığından itibaren konuşmaya başladık. Kampın başında şunu söylemeliyim. Benim için biraz zordu kampın başında. Ancak şu an şunu söyleyebilirim ki oyuncular bu turnuvaya katılmaya şu an hazırlar ve performansları da bunu gösteriyor. Gürcistan söz konusu olduğunda rakibin güçlü yanlarından çok fazla bahsedebilirsiniz ve bu liste oldukça uzayabilir. İlk maçımız olacak ama onların da ilk maçı olacak ve iki takım için de baskılı bir maç olacak. Oyuncular açısından bakınca da yani Gürcü oyuncular bunun için hazırlar. Bu mücadele için hazırız. Türkiye milli takımının güçlü yanlarından da bahsetmek gerekir. Uzun süredir bu turnuvaya katılan bir takım teknik ve taktiksel olarak çok iyi bir takım. Çok kaliteli oyunculara sahip. Hem saha içinde ve saha dışında duruşları olan oyunculara sahip. Buraya Avrupa Şampiyonası'na Almanya'ya bizi desteklemeye gelen Gürcü taraftarlara ve gelemeyen Gürcü taraftarlara da yani Gürcistan'da kalan Gürcü taraftarlara da şunu söylemek isterim, şu mesajı vermek isterim. Eğer takımınızın arkasında durursanız, eğer bu kadronun arkasında ve federasyonun arkasında durursanız, onları desteklerseniz, oyuncuları, takımı desteklerseniz biz de size gerçekten müteşekkir oluruz ve sizin varlığınızı burada hissetmek bize çok fazla güç verir ve inanılmaz bir turnuva geçirebiliriz. Hepiniz gerçekten çok özel taraftarlarsınız. Guccia'yı farklı bir şekilde kullandık. Napoli'nin aksine daha farklı bir şekilde kullandık. Çünkü Napoli takımının belli spesifik tarafları var. Bizim takımımızda olmayan ve bizim belli taraflarımız var Napoli'de olmayan. İkinci santrafor olarak mı ya da sol açıkta oynaması mı sorusuna gelirse tabii ki bununla ilgili farklı deneyimlerimiz oldu. Ve ancak bu oyuncunun kendi oynadığı pozisyonunda iki pozisyonda da çok rahat oynayabilen bir oyuncu olduğu için bu bize büyük bir şans veriyor tabii ki. Çok motivasyonu çok yüksek bir oyuncu. En önemli olan şey benim açımdan en önemli olan şey bu. Ve şu anda tabii ki takım içinde dışarıda konuşulanlar ya da insanların söylediği şeylerden çok etkilenmemesi çok önemli. Her şeyin bir zamanı var, her şeyin doğru bir zamanı var ve bilirsiniz ki o zaman gelince sizin geleceğiniz de şekillenmeye başlar. Çok iyi bir şampiyonluk geçirirseniz burada şansınız da artar. Genellikle rakip takımla ilgili yorum yapmak istemem. Ve ben de tabii ki onların benim takımımla ilgili yorum yapmasını çok istemem. Ama bir şey söylemem gerekirse Hakan Çalhanoğlu'nun büyük bir hayranı olduğumu söylemeliyim. Almanya'da oynadığı zamanlardan bu yana. İlk buluşmadan itibaren yani milli takım kampının başladığı ilk andan itibaren bu duyguları turnuvaya katılmaya hak kazandığımız gecenin duyguları hala üzerimizdeydi ve burada olmanın sorumluluğunu çok yoğun hissediyorduk ve sonuna kadar da bunun için savaşacağız. Gürcistan'daki insanların şu an futbolla yatıp kalktıklarını söyleyebilirim ve bugüne kadar gelirken gösterdiğimiz başarılar herkesin dilinde. Bir taraftarımızın 4000 kilometre mesafeden skuterla gelerek bir mesaj verdiğini duydum ve bu bize inanılmaz mutluluk veriyor. Biliyorum ki arkadaşlarımdan bazıları buraya gelebilmek için belki maaşlarından bir kısmını buraya gelebilmek için harcadılar ya da kenara para biriktirerek buraya Almanya'ya gelebilmek için çok çaba gösterdiler ve 30 senedir beklediğimiz bir an bizim için ve çok önemli bir an hem taraftarımız hem ülkemiz için
çok önemli bir turnuva. Neler yapabileceğimizi gösterebilmemiz için büyük bir şans.